anne baba çocuk bazen bir bebek belki evde bir dede anne anne baba anne sen ben biz hepimiz bir aileyiz hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz ailece Merhaba sevgili dinleyiciler TRT Radyo 1 kanalında ailece ile sizinleyiz. Programı sizler için hazırlayan Celalettin Duroğlu, Dorukhan Yılmaz, Mutlu Füsun Küçük ve Sinem Erdem Ünlü. Teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve spikerimiz Ben Deniz Sun'un ailece programında toplumun yapı taşı ailemizi konuşuyoruz. Konuğumuz Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Yeşim Bakar bizimle birlikte efendim kendisiyle sporun çocukların gelişimi açısından öneminden bahsedeceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim çok iyiyim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Teşekkürler sağ olun. Az önce Sergen'le tanıştık. Bayağı evet. böyle bir sabah sabah enerjimiz bir kat daha arttı açıkçası. Evet Sergen gururumuz gerçekten milli evet. yüzücümüz. <laughs> ee, i̇nşallah e, engelli bireylerin spor alanında daha fazla böyle faaliyet göstermelerini diliyoruz tabii ki. Kesinlikle hocam. Sizin de bir oğlunuz var bu evet, arada. Evet evet benim de o o spor oğlum var. Mu? O da spor yapıyor. O da <laughs> bisiklete biniyor. Haftanın üç günü hoca eşliğinde fitness'a gidiyor oh, oh Patan kayıyor yani o da yoğun bir şekilde sporun içinde. Bu arada Tuğra da yani hocamızın oğlu camın arkasından bizi izliyor kendisine selamlarımızı hemen buradan gönderiyoruz. Evet. Hocam isterseniz konuya giriş yapalım. Evet. E, spor çocuğun genel sağlığı ve gelişimi açısından neden önemlidir sizce? Şimdi tabii çocuklarımızın sağlıklı büyüme ve gelişmesinde spor çok e, önemli bir yer tutuyor yani sadece fiziksel anlamda değil aynı şekilde çocuğun işte ruhsal, bilişsel, sosyal ve kişisel gelişimde de çok önemli rol oynuyor biliyorsunuz günümüzde artık fiziksel aktivite azlığı hat safhada. Çünkü Neyse. işte teknolojinin gelişmesiyle beraber çocuklarımız maalesef işte bilgisayarın başından internetin başından ya da televizyon başından kalkmıyor ve bu da tabii ileri dönemde bir takım sağlık sorunlarını da sebebiyet veriyor özellikle işte obezite diyabet dikkat eksikliği gibi Hastalıklara zemin hazırlıyor hatırlarsınız bizim gençliğimizde biz hiç e, içeri sokaktan içeri girmezdik değil, akşam ama evet hocam. akşam ezanıydı aynen hiç ne <laughs> acıktığımızı bilirdik ne susadığımızı akşama evet. kadar e, eve girmezdik anne babalarımız zor alırdı bizi eve ama artık günümüzde maalesef öyle değil evet. e, dolayısıyla e, çocukların gelişiminde spor e, çok önemli dediğim gibi yani hem bilişsel sosyal kişisel ve ruhsal gelişimleri. E, açısından yani çocuklar e, çocukluk çağında bu alışkanlıklarını elde ederlerse e, yetişkin döneminde de zaten bunları devam ettirirler ve e, kronik rahatsızlıkların e, gelişmesinde mümkün oldukça azaltmış olurlar. Biraz sanki sporun tadını almak mı lazım hocam? Şimdi e hiç spora başlamadıysanız, e, gerçekten vücudunuzu da iyi hissetmiyorsanız ki Hı -hı. yapmazsanız hissetmezsiniz. O zaman ya bir böyle tembellik olabiliyor ama spor yapıyorsanız eğer o dinçlik, o dinamizm sizde oluyorsa Hı -hı. daha çok spor yapma ihtiyacı da hissediyorsunuz? Sadece. Tabii spor şimdi kendine ait yani özelde bir e, disiplin sağlıyor. Yani evet. disiplinli bir yaşam sağlıyor. Hani siz e, düzenli bir şekilde spora katılırsanız hani biliyorsunuz ki haftanın iki günü ya da haftanın üç günü mutlaka o e, aktiviteye katılma e, durumunda kalıyorsunuz. Ya da e, sporun ayrıyetten imün sistemi üzerinde yani bağışıklık sistemimiz üzerinde de çok olumlu e, etkileri var. Spor yapan çocukların ya da bireylerin uyku düzenleri çok daha e, iyi oluyor. Bu da otomatikman bilişsel e, fonksiyon ya da işte ruhsal durumlarını da çok iyi bir şekilde e, dengeleyebiliyor yani spor aslında yani genç yaşlı çoluk çocuk herkesin e, mutlaka içinde olması gereken bir e, öğe diye e, düşünüyorum özellikle mesela çocuklarda yapılan spor çocuğun okul başarısını ciddi oranda arttırıyor mesela Hı -hı. takım takım sporları yapan e, bir çocuk e, analitik düşünme yeteneğine daha çok sahip olabiliyor Hı -hı. E, ve işte mesela matematikte daha başarılı olabiliyor. Bunlar hep bilimsel çalışmalarla e, katlanmış şeyler ya da daha iyi e, kanıtlanmış şeyler ya da daha iyi bir şekilde organizasyon yapabiliyor. E, özellikle takım sporuna dahil olan çocuklar. Evet hocam. E peki hocam çocukları spora başlatmak için onların fiziksel ve duygusal açıdan uygun oldukları zamanı bizler nasıl an yani şimdi şöyle tabii sağlıklı olan e, her e, çocuk yani herhangi bir engeli yoksa yani engelliler de tabii ki spor yapıyor. En, en, en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi ama sağlıklı olan her çocuk e, hemen hemen her yaşta spora ve fiziksel aktiviteye. Ee, ...başlıyor. Ee, tabi burada şey... ...önemli. Mesela bazı çocuklar fiziksel olarak... ...daha gelişmiş olabiliyor. Ya da bazı çocuklar e, daha... daha ...minyon olabiliyor. Ama bu şey... ...anlamına gelmiyor. Yani çocuğun o sporu... ...yapamayacağı anlamına e, gelmiyor. Kendiyle ilgili mesela yaş grubu ya da... ...fiziksel özelliklere sahip... E, ...kişilerle aynı takımlarda... E, ...yer alabilir. Yani spora başlama yaşı diye bir şey yok aslında. İkisinde de başlanabilir. 70'inde de başlanabilir. Önemli olan çocuğun o yapacağı aktiviteyi, o sporu sevmesi. Şimdi günümüzde tabii aileler maalesef biraz fazla hırs yapabiliyorlar. Ee, işte biraz bunda tabii medyanın da etkisi var diye düşünüyorum maalesef İşte yani herkes futbolcu olacak herkes basketbolcu olacak diye çocuklarına e, maalesef bu ağır yüklerle e, karşı karşıya bırakabiliyorlar ama önemli olan o çocuğun o spordan zevk alması e, kendini ruhsal olarak iyi hissetmesi yani bir dayatma kesinlikle yapılmaması lazım çocuğun içinden gelmesi lazım bu tarz aktiviteler peki hocam doğru söylüyorsunuz özellikle özellikle futbol konusunda son zamanlarda Hı -hı. çok fazla bir e, ivme var açıkçası evet. herkes dediğiniz gibi futbolcu olacak diye hı hı. bir algı var ama futbolun istemeyen bir çocuğa ya da fiziksel açıdan uygun olmayan bir çocuğa mutlaka zararı da olabilir. Evet, evet. Bunları hesaplamak lazım. Yani tabii. temelde aslında çoğu spor branşında bu temel spor hareketleri birbirine benziyor. Evet. Yani temelde yapılan işte esneklikte kuvvetlendirme çok temelde birbirine benziyor ama daha ileride yani sporun kendi karakteristiğine, özelliğine göre bu spesifize ediliyor ve ona göre işte özel antrenmanlar yapılabiliyor. Yani erken yaşta işte çocuğu mesela diyelim yani 2-3 yaşlarında atlama zıplama işte ne bileyim denizin içinde aile gözetiminde basit hareketler bunlar en sık yapılan şeyler daha sonra işte yaş aldıkça çocuk yaş aldıkça branşlaşmaya doğru gidilebilir. Evet. Peki hocam en doğru spor seçimi nasıl olmalı çocuklar hangi sporla başlamalı ailelerin en çok düşündüğü şeylerden birisi bu ve hangi yaşta hangi sporu biz önerebiliriz Hı -hı. çocuklara? Şimdi yani burada çocuğun dediğim gibi yani spor en erken, en erken 2 3 yaşlarında başlayabilir. Önemli olan yapacağı sporun mesela e, tekniğin düzgün olması yani tekniği iyi bilmesi lazım. Mesela işte biz e, fizyoterapist olarak bize başvuruyorlar. E, genelde yaralanmalar çok sık e, rastlanıyor. E, bunun da işte kötü teknik ya da işte ısınma soğuma periyotlarının yapılmamasından kaynaklanıyor. Yani aile aslında çocuk e, yani rahat bırakması gerekiyor. E, şöyle çocuğun sevdiği hoşlandığı bir aktivite olması gerekiyor. Öylelikle başlanabilir. E, yani yaşlara göre de aslında çocuğun mesela fiziksel yani takvim yaşıyla fiziksel gelişimi aynı olmayabilir. Demin söylediğim şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Hı hı. Yani belki fiziksel olarak biraz daha e, serpilmiş bir çocuk olabilir. E, daha e, büyük yaş gruplarıyla bir arada olabilir ya da daha küçük olabilir. Ama e, hani kesin bir kural olmamakla beraber işte 2-3 yaş arasında işte koşma, yakalama, zıplama e, içeren temel hareketleri yapmasını hani öneriyoruz. E, i̇şte dans etme, suda ne bileyim bir takım aktiviteler yapma olabilir. 4 e, ila 6 yaş arasında... ...aslında işte jimnastik, ip atlama... ...işte seksek hani bizim çocukluğumuzda... ...oynadığımız işte bisiklete binme... ...üç tekerlekli ya da iki tekerlekli... E, ...şeklinde. E, 6 yaşından sonra çocuklar artık... ...hareketlerini daha güvenli ve kontrollü yapmaya... E, ...başlıyorlar. E, ve işte 7 ile 10 yaş arasında artık... E, ...branşlaşma başlayabilir. İşte futboldu, handboldu... E, ...bisiklet, tenis, yüzme gibi... ...yani daha ileri egzersiz seviyelerine... E, ...ulaşan aktiviteler, sporlar... E, ...yapılabilir. 10 yaş sonrası da işte atletizm, güreş, kürek tarzı sporlara yönlendirilebilir. Çünkü bu yaştan itibaren daha ziyade hani kuvvet gerektiren sporlar oluyor bunlar. Hı hı. Yani çocuğun yaşına ve ilgi alanına göre bu sporlara başlanabilir. Evet hocam. Peki hocam spor yaparken bir de ne yazık ki sakatlanmalar yaşanabiliyor. Bunların önüne geçmek açısından spor emniyeti açısından nelere dikkat etmek gerekiyor? Evet demin de söylediğim gibi yani spora başlayan çocuklarda mutlaka doğru tekniğin öğretilmesi hedeflenmesi gerekiyor. Yani spor yaralanmaların çoğunun altında kötü bir teknik yatıyor. Doğru teknikle yapılan hareketler daha hızlı, kuvvetli ve etkin yapılabiliyor ve dolayısıyla çocuğa da doğru bir antrenman, yani düzgün bir antrenman programı çıkarılıyor. Ve işte çocukların hani o prensipleri öğrenmeleri gerekiyor. İşte ısınma ve soğuma prensiplerini mutlaka öğretmeleri gerekiyor ki bu yaralanmaların önüne geçilmeli. Bir de küçük yaştaki çocuklarda işte yani kazanmak hede ...ana hedef olmaması lazım. Hmm, doğru. Yani okay. ben işte kazanacağım, birinci olacağım. Yani çocuğa şu olguyu da vermek gerekiyor. Yani her oyunun bir kazananı bir de kaybedeni vardır. Doğru. Önemli olan e, bu yaptığı aktiviteden, spordan e, zevk almaktır. Doğru. E, Ayrıca bu yaralanmaları tabii önlemek için de e, yaptığı spora bağlı olarak... ...işte koruyucu kıyafetlerin giyilmesi, işte kasktı da... Ee, ne bileyim tekmelikti, dişlikti ya da işte dizlikti gibi yapacağı spor dalıyla ilgili koruyucu kıyafetleri de giyerse bu yaralanmaların önüne daha rahatlıkla geçilmiş olur. Evet. Az önce siz bahsettiniz. Sadece çocuk döneminde değil aynı zamanda gençlerde ve yetişkinlerde de spor oldukça önemli. Ee, özellikle hocam ergenlik döneminde ve sonrasında genç bireylere spor neler kazandırır? Biraz da bundan bahsedelim. Evet tabi ergenlik dönemi kişinin ya da işte ergen kişinin işte anatomik ve fizyolojik birçok değişikliğe uğradığı bir dönem. Yani stres çok yüksek seviyede ve aileyle sürekli çatışmanın yaşandığı bir dönem. Evet. Hani biliyoruz hepimizin çocukları var. Ve yani ergenlik döneminde ergenin kendi bedenine karşı olumsuz bir algısı oluyor ve kişi sık sık bir karamsarlığa düşüyor. Ne yapacağını bilemiyor. Fazla enerjik oluyor. Dolayısıyla yani bu özellikle bu dönemde ergenin spora yönlendirilmesinin çok olumsuz olumlu katkıları olacaktır. Yani ergen bir spora yönelirse yani kötü alışkanlıklarından kötü alışkanlıklara yönelmez zaten sporun hani genel faydalarından bir tanesidir. İşte stresini azaltır özellikle okul başarısını arttırır ve o enerjisini de Atacağı için ergenin biraz daha e, sakinleşmesini sağlayacaktır. E, burada hani ergenlik döneminde hani yine spor yapan çocukla hani ailenin kesinlikle yine bir çatışmaya e, girmemesi gerekiyor. Çünkü hem e, kassal e, olarak hem esneklik olarak da farklı bir e, gelişim döneminde oldukları için. Yani sizin yapacağınız her türlü şeyde tepki gösterebiliyorlar. Hı hı. E, bir de ergenlik döneminde biliyorsunuz daha henüz büyüme plakları da tam yani daha tamamlanmamış vaziyette, gelişmemiş vaziyette. Dolayısıyla doğru bir e, antrenman bir egzersiz programı çıkarılması lazım ki yine burada da işte bir takım yaralanmaların, sakatlıkların mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Mesela zıplama tarzındaki hareketler bu çocukların kemik mineral yoğunluğunu arttırabilir hı hı. ve dolayısıyla ileride osteoporoz riskini azaltabilir. Bu dönemden yapılacak egzersizler sağlıklı, yani ergenin kendisini sağlıklı hissetmesi, iyi hissetmesi ve büyüme ve gelişmesini destekleyici yönden sporların olması. Gerekiyor. Evet son olarak ben şunu da merak ediyorum ailelerin spor yapması yani Hı. biz çocuklarımıza spor yapın yapın diyoruz ama evet. E, biz yapmazsak eğer onlar motive olabiliyorlar mı? E, şimdi şöyle tabii ailenin spor yapması çocuğu yüzde yüz motive edecektir çünkü çocuklar biliyorsunuz bizim... E, yansımamızdır yani. Onlar biz onların aynasıyız. Evet. Onlar da bizim yansımamız aslında. Yani biz aile olarak e, sporun içinde bir aile olursak çocuk zaten onu normal günlük hani yaşam no, normal günlük rutinimiz bizim bu şekilde diye Yani aynı yeme içme gibi onu da bir e, günlük bir faaliyet olarak algılayacağı için e, eğer aile spor yapıyorsa çocuğun da tabii ki spora yatkınlığı çok daha kolay olacaktır. Ona adaptasyon çok daha iyi olacaktır. E, çok da motive edici olacaktır. Yani tabii ailece spor yapmanın ayrıyetten hani hem sosyalleşme açısından hem aile birliği açısından da önemli katkıları olacaktır. Hocam çok teşekkürler sağ olun. Ben İyi teşekkür ediyorum. Ben e, çok sağ olun davet ettiğiniz için. E, hı hı. Buradan da e, herkese seslenelim. E, çoluk çocuk demeyelim. Herkese her yaşta spora davet edelim. Sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir gelecek için diyelim. Harikasınız <laughs> hocam. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim sağ olun. Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Yeşim Bakar bizimle birlikteydi.